Geçtiğimiz yıl kendim bir aracı aldım. 205 bin liraya bir tane aracı aldım. O gün 17 tane, 12 tane inek parasıydı. Ortalama 17 bin lira civarında kaliteli sağmalı inek. 17 bin lira civarında 12 inek parasıyla bir araç aldım. Bugün bu aracım benim 600 bin liranın üzerinde. Yaklaşık 40'a yakın inek parası oldu. 40 değilse 38 inek parası oldu. Aradaki bizim 26 tane inek nereye gitti? Arabayın araba. Benim 26 ineğim nereye gitti? Üreticilikten bahsediyoruz ya. Ürettik. 2 yıldır benim damımdaki ineğin fiyatı aynı, 1,5 yıldır 17 bin lira. Sağmalı inek, piyasayı bilenler bilir. Araç 205 bin liraya aldım. 12 inek parası, şimdi 38 inek parası. 26 tane inek gitti bizim. Yani kur aslında kur hesaplamak için basit bir yöntem değil mi? 12 inek parası olan aracım şu anda 38 inek parası. 26 aracı, bu araç mıydı, kim yedi bilmiyorum. Kayboldu mu? Peki dolar nereye gider daha? Vallahi işte haberlerden duyduklarımıza göre işte Katar'a verilen bir anlaşma süreci, bir rakamlar dolaşıyor. Haziran ayında falan işte 22 lira dolar muhabbeti dönüşüyor. 22 lira, 24-25 lira da euro olur o zamana kadar. Bir çuval yemde 500 lira, 400 lira olur. Bir torba gübre 1200 lira olur. Geçtiğimiz yıl 400 liraya aldığımız bir paket sılajcık mısır tohumu bu sene 1200 lira olacak. Halk olarak kanıksadık mı acaba bu dolardaki artışı? Aç kaldığımız zaman aklımıza gelir. Daha kanıksayamadık onu biz. Aç kaldığımız zaman aklımıza gelir. Şimdi insanlar şunun telaşında. Gidecek adam bankaya, ne kadar limiti varsa o kadar kredi kullanmaya çalışacak. Sonra bunu alacak. O parayı dövizi altına yatırmaya çalışacak. Diyecek ki ben de akıllıyım diyecek. Adama 100 bin lira alacak oradan. Bir yandan oradan kazanıyorum diyecek adam. Kredisi ne varsa, maaş üzerinden evini ipotek verecek, tarlasını ipotek verecek, neyi varsa. İpotek verecek, alacak. Ondan sonra bu doları biz zapt etmeye çalışacağız. Zapt edilmeyecek yani. Herkes parası olanın kazandığı yönteme kendini götürmeye çalışacak. Biraz adamın kafa çalışıyor, sonra yapacak, ne yapacak? Kısa yoldan zengin olmak isteyeceğiz. Ya, evet, yani şimdi faizler düşünmeyin. Şimdi %15-20 arasında faizlerle bankalar kredi verecek. Bir günde %20 kur farkı oluştu, işte %20 para kazandı, euro, dolar. Bir günde kazandı ama adam bir yılda verecek bunu. Bakacağız, biz üretmeye bırakacağız. Bu modellere başvuracağız.